Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyorum? Müge Anlı ben, Yeter Hanım. Nasılsınız Müge Anlı? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi ben hiç iyi değilim Müge Anlı. Ondan sonra hiç iyi değilim. Ha, ne oldu hayatım? Efendim? Ne oldu hayatım? Niye iyi değilsin? Anlat bakayım. Ben 18 gündür benim eşim orada mosta yatıyor. Cenazemi alamıyorum. İmam nikahlı eşim olunca ondan sonra şey yapamıyorum. Gereken yere de şey yaptım ama iyi değilim ben. Şimdi bu adam sizin beraber yaşadığınız kişi mi, rahmetli olan? Müge Anlı. Ondan sonra benim o eşim 16 yıllık benim ondan sonra eşim. 16 yıllık. Ama imam nikahlı eşim ama sürekli böyle o insanla bir arada kalmışlığım yok. Giderdi 3 ay 5 ay gider sağa sola gider öyle gelir. Evet o benim imam nikahlı eşim. Peki görüntülerdeki kadın kim? O benim anne ablam. Ayşe Durgun. O benim ablam. Ayşe Dursun Durgun. Değil, Dursun değil Durgun. Tamam. Yok bu evet Ayşe Durgun. O benim ablam. Tamam peki yastık mı satıyor sizin eşiniz? Evet. Evet biz pazarcıydık evet. Aha. Tamam peki adı ne? Müge Anne, Müge'den sonra ben şunu biliyorum. Ha. Ben pek o adamın ailesine iç içe olmadığım için onları bana Ahmet Yençelik diye söyledi bana. Ahmet Yençelik dedi adına. Evet. Hı-hı. Peki sizin ablanız niye geldiğinde Kemal Çakır demiş o zaman onun adına? Yok anne şöyle oldu Müge Anne. Ondan sonra ben o gün hastanede geldiler şeyden. Ben şeker tansiyon hastası. O gün geldiler. Ambulans geldi beni evde götürdü hastayı evde ondan sonra evden aldılar. He. Ben de ondan sonra orada şeyin üzerinde adamın üzerinde kimlik yoktu dedi benim TC'm burada dedi. Ondan sonra benim okumamda yazmam olmadığı için ben abime ondan sonra TC'sini vermişim. Siz, ondan sonra. Siz ambulans gelince abinizin adı ben de diyorum soyadı nasıl diyor siz abinizin TC'sini verdiniz Kemal Çakır'ı. Evet evet onunla, benim okuma yazma olmadı ki ben telaşta korktum. Ondan sonra eşim fenalaşınca anladım. Ondan yoldan bir geçene bir ambulans çağırttırdım. Ondan sonra tamam abinizin adını verdiniz. Sonra siz gittiniz dediniz ki Ahmet Yençelik onun adı dediniz. Sonradan ben söyledim. Ben ondan sonra evet ondan sonra kendim şey yapamadım onu korkudan. Tamam peki dur Yeter Hanımcığım. Peki senin kocanın nerede, kimliği nerede, nüfus kağıdı nerede? Ben ama hiç kimliğini görmedim ondan sonra Müge Hanım hiç görmedim. Ondan sonra bana şunu söylerdi. Ben Bulgaristan göçmeliyim. Ondan sonra Ankara Yabancılık Şubesi'ne aittim dedi. Bana sadece ben onu biliyorum. Başka ailesine de benim bir diyaloğum yok. Bir iki sefer bir görüşmüşlüğüm var ailesiyle İzmir'de oturuyorlar. Ondan sonra beni sadece diyalog şey yaptığım insanlar değil de ailesi. Peki o zaman parmak izinden nasıl Ali Dokumacı diye bu adamın adı çıkıyor? Ali Dokumacı da sağ hala. Ben ondan sonra ben karakola gittim. Ondan hastane beni aldı karakola gitti. Ha. Ondan sonra dedi bu adamın kimi var kimi yok dedi. Ben de ondan karakolda ondan Fatih karakolda ben ifademi verdim. Dedim böyle böyle kardeşleri var dedim. Ondan sonra ablaları var dedim. Adı ondan ne mesela dedim, kardeşlerinin adı ne? Kimin adı? Kardeşlerinin adı ne? Benim kardeşlerimin adı ondan sonra Kemal Çakır, Duran Çakır ondan sonra... Yok yok Aksuna sizin Çakır. Değil. Yok sizin değil. Rahmetlinin kardeşlerinin adı ne? Ha onların adı şey. Birinin adı Mernas, birinin adı Metin, Çetin. Onlar Recep, ondan sonra Ali. Recep, Ali, Mehmet, Metin, Çetin. Yok Mehmet yok. Metin var, Çetin var, Recep var, Ali var. Metin, Çetin, Recep, Ali. Evet. Soyadlarını biliyor musunuz kardeşlerini? Maalesef soyadlarını hiç bilmiyorum. Peki. Ha bir de Ali diye de Ali var uyuyor. Mı kardeşi Ali diye? Evet var kardeşi Ali diye var. İzmir'de oturuyor. İzmir altın bağında oturuyor. Var kardeşi. O zaman işte bu o zaman Ali Dokumacı o zaman. Niye gelip almıyor abisinin cesedini ki bu? Bilmiyorum Müge Hanım bilmiyorum. Almıyorum. Bana da vermiyorlar. Geçen Cumhuriyet Savcısı'na çıktım. Senin ondan sonra gittim orada da verdim dilekçemi. Dedim böyle böyle Recep, benim amnikah olunca. Ondan sonra dedim cenazemi alamıyorum dedi. Vermiyorlar dedim. Ondan sonra ben oraya da çıktım. Ondan sonra... Duydun mu savcılığa da gitmiş. Yani gidilmiş. Gidilmez mi yani savcılar? Yani Ata. Diyorsun ki eğer bana verirlerse ben gömeceğim. Evet. Ama, öncelikle... Müge Hanım aynı bana verirler.
kardeşim. Anne ben hani cenazenin arkasındayım. Ama bana vermiyorlar. İmam nikah olduğum için. Bana sen neyin diye senin bir şey olmaz diyor. Bana vermiyorlar. İşte o yüzden resmi nikah, resmi nikah, resmi nikah dememizin altında yatan bakın hiç akla hayale gelir mi? Cenazeni bile gömemiyorsun. Şimdi işin tabii hukuken şöyle bir karışıklık durumu var. Yani parmak izinden Ali Dokumacı diye çıktıysa kardeşinin kimliğini bir şekilde ele geçirerek bir olaya karıştı muhtemelen. Bir cezaevine falan girmiş miydi? Cezaevine. Ama Niga Hanım orasını hiç bilmiyorum. Ha benden ondan sonra 16 yıl içinde hiç cezaevine falan ortamı olmadı. Çünkü yanıma gidiyordu geliyordu. Sürekli ondan sonra 3 ay gidiyordu, 5 ay gidiyordu, 6 ay gidiyordu. Ondan sonra gidip geliyordu. Ondan sonra o dönemde cezaevine falan girmişti yok. Ama ben öncesini sonrasını bilmiyorum. Ha. Ama biraz önce kardeşinin milletine... Bilmiyorum ondan sonra ne yaptığını, ne ettiğini, girdiğini, girmediğini. Orasını bilmiyorum yani ben. Anladım ama şimdi mesela bu bir suç kardeşinin ya da pasaport ya da bir şeyde de olabilir. Kardeşinin milletini sahte olarak kullandığı konusunda bir ifade verildi, bir konuşma yapıldı. Hayır, onu ben söylüyorum. Evet, benim yani kardeşinin hüviyetini onu ben söylüyorum. O bizim yorumumuz. O benim yorumum. Eğer parmak izi çıktığında Ali Dokumacı olarak çıkıyorsa demek ki kayıtlara abisinin kimliğiyle geçmiş. Evet. Artık hangi kayıt olursa bu belki pasaport kaydı da olur ne olursa. Şey ileride evet. Suç işlemiştir diyemem ama onun kimliğiyle geçmiş. Ali Dokumacı şimdi hayatta, bu adama ne olacak şimdi? Ahmet Yençelik ismi gerçek mi değil mi? Yeteri Ahmet Yençelik demiş ismini. Demiş sadece. Demiş. Ben demiş Bulgaristan göçmeniyim demiş. O yüzden ne demiş işte şey yurt dışı polisine de şeyim var. Peki biz bu Dokumacı ailesine ulaşamıyor muyuz? Heh, Metin Dokumacı. Tamam Çetin Metin. Metin Bey günaydın efendim. Alo. Alo. Günaydın efendim. Günaydın buyurun. Sesiniz biraz güç geliyor da Metin Bey günaydın. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Televizyonu günaydın. İzleyebiliyor musunuz? Kısık geliyor. Televizyonu izleyebiliyor musunuz? O sedyede görülen kişi kardeşiniz mi? Şu anda ben televizyonu izliyorum. Büyük bir ihtimalle %100 benim kardeşim. Sizin kardeşiniz. Adı ne? Evet. Televizyon sesini kısmanız lazım ne olur. Yaşar Dokumacı. Tamam. Yaşar Dokumacı. Peki niye o zaman parmak izinden... O zaman önce başınız sağ olsun. Biliyor muydunuz siz bu durumları? Alo. Metin Bey biliyor muydunuz bu olayı? Burayı da yükseltin. Şu anda ben dışarıda çalışıyorum. Ben Bodrum'da çalışıyorum. İşe açıldım. Ben yeni duydum. İzmir'e geldim. Şu anda sizin programı izliyordum. Dediler böyle böyle. Yaşar Dokumacı ben de baktım. Şahsen %100 benim abim olduğundan eminim. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun dostlar sağ olsun. Peki niye sizin kardeşiniz parmak izi verildiğinde Ali Dokumacı diye çıkıyor? Şimdi Müge Hanım benim bu Yaşar ölen rahmetli Allah gani gani rahmet eylesin. Özgeçmişinde gayrimeşhur işlerle uğraşan bir insandır. Yıllardır kanun tarafından aranan bir insandır. Bu yüzden aile olarak birbirimizden korktuk uzun zaman oluyor. Hatta bundan 2 sene önce İzmir Nüfus Müdürlüğü beni çağırdı. Dedim acaba bir şey mi oldu filan. Hatta Nüfus Müdürlüğü bile abimin nerede olduğunu bana sordu. Ben dedim acaba öldü mü filan. Hayır dedi. Bu tarihe kadar hiçbir kimliğini değiştirmedi, beyan etti. İzmir Nüfus Müdürlüğü. O zamandan beri bu insan kayıp. Şu anda gördüm %100 benim abimdir diyorum yani. Anladım. Peki siz kardeşinizi gidip hastaneden alıp gömmek ister misiniz? Tabii görmek isterim de Müge Hanım. Şu anda benim de durumum yok. Gerçekten çok üzülüyorum. Tamam. Zaten hastane yetkilileri de sizden birini bekliyor. Gökhan'cığım. Duyuyor mu müdür bey? Yani kimliği belli oldu. Duyuyoruz tamam. Tamam o biz zaman. Biz adli olarak karakolun veya savcılığın vereceği karar neticesinde tabii ki teslim edebiliriz.
Tamam, bizim işte, en işte büyük o isteğimiz çıkacak. Zaten neydi? Bu insanın bir sahibinin olması ve bunun tamam. defnedilmesi. Tamam, o zaman işte Metin Bey teşhis ediyor. Savcılığa intikam etmiş bir konu olduğu için savcılık kararıyla tabii ki gömebiliriz. Tamam, işte Metin Bey gidecek savcıya, diyecek ki bu kişi benim kardeşim diyecek. Onun evet. üzerine de işte evet. defin savcılık işlemi. Savcılık bize talimat verdiği anda biz tabii ki. Hayatım savcılığı bırakın ya. Yani Rahmi Bey'le ikiniz de dert anlatmaktan savcı ne yapsın? Oturduğu yerden kim kimin nesi nereden bilsin? İşte çıktı ya şimdi Metin Bey. Metin Bey savcıya gidecek, diyecek ki bu ölen kişi benim kardeşim. Abimi kimliğini kullanıyordu diyecek. Onun üzerine işte savcı da size kararını verecek. Yani Metin Bey'le bağlantıya geçeceksiniz. Metin Bey'i aldıracaksınız Adana'ya. Savcıya bizzat götüreceksiniz. Savcı da oradan bu işlemi yapacak. Evet. Anlatabildim mi? Aynen. Yani biz Adana'daki defin, Adana'da defnetmek isterlerse Adana'daki defin işlemlerinin tamamında yardımcı olabiliriz kendilerine. Tamam, teşekkür ediyorum hastane efendim. Olarak. Tamam, sağ olun. Şey, çok teşekkür ediyorum. Metin Bey, şimdi arkadaşlarımız sizinle bağlantıya girsinler. Başınız sağ olsun efendim. Yani kardeşiniz bir aya yakındır hastane morgunda bekletiliyor ve acilen gömülmesi lazımmış. Evet. Şimdi arkadaşlarımız sizinle bağlantıya geçecekler. Biz size yol için falan yardımcı oluruz. O konuda siz canınızı sıkmayın. Gider alır götürür hallederiz işi. Olur mu? Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız Müge Hanım. İyi ki siz de varsınız efendim. Ben bağlandığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Yaşar Dokumacı da kayıp olarak aranıyormuş yani bu arada. Yani bu adam kayıp olarak aranıyor çünkü abisinin kimliğini kullanıyor. Yeter Hanım. Bugüne kadar hep canlıların yakınlarını bulmayla uğraşıyorduk. Bir de bir ölünün yakınını bulma ilave edildi. Evet. Yani, o da insanlık hizmeti. Ne güzel işte bakın 20 günden beri perişan olmuş herkes. Bir ölünün de yakınlarının bulunması hem insani bir görev hem sevap. Hem de sevap. Yani şimdi bir an önce bu yakınları gidecekler, alacaklar ölülerini, bir mezarlığa götürecekler, defnedecekler, duasını okuyacaklar. İnşallah. 20 günden beri o oradan sense bir vaziyette. Herkes perişan. Yani tabii fakat doktorlar çok daha iyi bilirler. Evet. Burada iyi bir değil. Şey var. Beraber yaşadığı kadınlara bile gerçek ismini söylememiş. Zaten söylemez canım, işi o. Adamın hürriyetinin ortaya çıkamaz. Gayri meşru hayatı var gayet geçmişte tabii. Adamın. Gayet tabii. Pazarda da yastık satıyormuş. Pazarda i̇şte izini kaybettirmeye çalışmıştır hakkında çünkü muhtemelen tutuklama, arama vardır. Gözetim alınma vesaire bir problemler vardır. Ya da haciz vardır ya yani da başka bir şey kendi vardır. Kendi soyadıyla ilgili de bak nüfus aramış nerede bu adam demiş. Demek ki kaç senedir kullanmıyor kimliği. Nüfus kağıdı da yok. Şimdi Ali Dokumacı da burada tabii mağdur. Kesinlikle. Kardeşini almış yarın bir gün bir problem olduğunda. Tabii Ali Dokumacı parmak ucu yüzünden gelecek. Yarın bir şekilde sorguya alınır nedir Ay, diye. Allah korusun ne kadar kötü bir şey. Ve bir anda da Ali Dokumacı diye defnedilseydi Ali Dokumacı ölü olarak gözükecekti. Ve yaşayan bir ölüden bahsedecektik yani.